Selamlar herkese, merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün aslında çok heyecanlı olduğum bir video ile karşınızdayım. Onun nedeni de şu, hemen açıklayayım. YouTube'a geçen sene, yani 2016 yılının Nisan ayında başladım. İlk başladığım zaman annem ve arkadaşlarım dışında hiç abonem yoktu. O zamandan bu zamana çok yol kat ettik. Şu an bakıyorum 5000'i geçmişiz abone sayımız. Öncelikle herkese bunun için çok çok teşekkür ediyorum. Videolarıma destek olduğunuz için, beğendiğiniz için, abone olarak kaldığınız için. Gelelim videomuzun konusuna. Kendisi burada duruyor şu anda, kutunun içinde. Amazon'dan daha yeni geldi mikrofonumuz. Şöyle, Nisan ayında YouTube'a başladığım zaman, ilk vlogumu koyduğum zaman gerçekten aklımda YouTube'dan para kazanayım gibi bir düşünce yoktu. Ki zaten 5-10 abonemle görüntülenme sayım 5-10'u geçmiyordu. O zamandan bu zamana nispeten birazcık para biriktirme imkanım oldu YouTube'la beraber. Çok değil, zaten mikrofonun fiyatını alacak kadar bir para biriktirebildim bir seneden. Birazcık fazla sürede. YouTube'dan nasıl para kazanılacağını merak edenler için ayrı bir videoda çekmeyi planlıyorum ayrıca. Gocunduğum, göstermek istemediğim bir şey değil. Küçük YouTuber olduğum için zaten aman aman devasa paralar kazanmıyorum. Sponsor vesaire de söz konusu değil. Geçtiğimiz Haziran ayı mıydı? Mayıs ayıydı sanırım. YouTube'un normalde size parayı hesabınıza göndermesi için, yani kazanmanız gereken belli bir miktar var. Bu miktar Türkiye için 200 TL olarak belirlenmiş. Ben de o miktarı geçtiğim için YouTube sonunda bana kazandığımız parayı gönderdi. Ben o şekilde düşünüyorum, hep beraber kazanmış gibi. Çünkü baştan beri dedim ki eğer bir gün gerçekten para kazanma ihtimalim olursa bunu gene YouTube üzerinden, hani YouTube'a yatırım, videolarıma yatırım gibi düşünüyorum. O yüzden ben de dedim ki videolarım için bir şey alacağım. Tabi gönül isterdi ki daha profesyonel kameralarla çekim yapayım ama iPhone 5 ile çekim yapıyorum. iPhone 5S ile daha doğrusu. Ama görüntü kalitesi kötü değil, o yüzden memnunum şu an için. Her neyse, ben de düşündüm taşındım. Dediler ki, genelde yorumlarda şöyle oluyordu. İşte sesin çok boğuk geliyor, sesin çok kısık geliyor. Özellikle bu L'Oreal Colorista videomdan sonra sesim duyulmuyor, sesim fail vesaire diye hep yorumlar aldım. Haklısınız. Her ne kadar editleme programıyla sesimi sonuna kadar arttırsam da, yani onun montajını yapsam da, gene de ses kalitesi daha düşük oluyor. Ben de araştırdım YouTube'da, birazcık gezindim ettim derken vloggerler için, telefonuyla video çekenler için en iyi mikrofonun bu olduğunu öğrendim. Yani en iyi değil de fiyatına göre iyi bir mikrofonun olduğunu öğrendim. Fiyatını hemen söylüyorum. Bu, bir dakika, Amazon'a hemen bakalım. Fiyatı 57.99 euro, yani 58 euro diyelim. O zaman başlayalım. Videomu saçma heyecanlıyım. Bu arada ev sahibi kendisinin kutusu zannedip nedense açmış kutuyu. O yüzden ben açmıyorum. Bu kadar büyük kutu koymuşlar ama içinden bu çıkıyor. Evet. Şöyle. Bu arada şuradaki mikrofonda normalde ben bunu almadım fakat alabilirsiniz eğer dışarıda çok çekim yapıyorsanız. Ben %80 evde çekim yapıyorum. Aslında daha çok vlog çekmek istiyorum dışarıda. Her neyse, bu rüzgarı ve diğer dış sesleri önlüyor. Çünkü mikrofon anladığım kadarıyla, yani YouTube'dan test videolarına baktığım üzere gayet güçlü bir mikrofon. Neyse, ben onu almadım. Şimdi açalım. Bu arada bu mikrofon burada söylendiği üzere Apple'ın iPhone, iPad ürünlerinde kullanılabiliyor. Özel olarak tasarlanmış. Yırtasım geliyor şu an. Aa! Bunun içinden tüycük de çıktı. Ben onu almadım sanıyordum. Aa! Şu an sevindim. O ne kadar büyükmüş bu. Ben içinde dahil olduğunu düşünmemiştim. Süper. Bu bu şey değil mi ya, kızların çantasına taktıkları pompondan? Aynen, bayağı büyük. İçinden tabii ki de mikrofon ve tüycüğümüz beraber çıktı. Onun haricinde şöyle bir adaptör mü diyeyim? Adaptör de değil. Telefonunuza taktığınız zaman mikrofonu, onun durmasını sağlayacak şey sanırım araç. Şöyle. Şu şekilde. Onun yanında bir de tabii ki de kullanım kılavuzu. Şimdi
mikrofonu telefona yerleştireceğim. Bakalım eğer seste bir farklılık var mı? İnşallah güzeldir. Hadi bismillah başlıyorum. Şu anda mikrofonu ayarladım. Tüycüyü kullanmıyorum şu an için. Bakalım sesim nasıl çıkıyor. Aynı şekilde, aynı ses tonuyla. Hatta biraz sessiz mi konuşuyorum? Yok, normal konuşuyorum gibi. Yakına geldiğimde de bu şekilde. Bu arada yüzümde silik gibi hep sivilce çıktı son hafta niyeyse. Ne kadar komik bir şey ya. Bir de bu tüycükle beraber deneyelim. Evde şu anda çok ses olmadığı için, rüzgar gelip randa olmadığı için çok fark yaratacağını sanmıyorum bunun ama dışarıda mutlaka etkisi olacaktır. Şimdi bunu takalım. Bu da tüycükle beraber. Apollo tüycük ismini taktım da. Ne diyorlar ismini acaba ya burada? Rüzgar koruyucu, rüzgar önleyici gibi. Normalde vlog çekerken kameraya bu kadar uzaklıkta duruyorum. Biraz daha uzak olduğumda ses nasıl geliyor bilmiyorum. Ya da daha yakın olduğum zaman ne kadar oluyor? Arkasına kadar dağınık değil mi? Görmediniz. Test videom bu kadardı sanırım. Birazcık kısa oldu. Teknolojiden çok çok da anlamayan birisi olarak sadece belli şeylere yoğunlaşıp onları öğrenmeye çalışıyorum. Her neyse, umarım videomu beğenmişsinizdir. Çok da bağırmasam mı şimdi? Sesin nasıl çıkacağına dair hiçbir fikrim yok. Hemen bu videoyu editleyeceğim. Bakalım nasıl olmuş sesler. Nasıl çıkıyor? Ne kadar fark var normal iPhone kamerasıyla ekstra bir kamera arasında ne kadar fark var bakalım. Tekrardan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Artık inşallah sesim boğuk şekilde değil, daha düzgün olarak, daha net olarak çıkacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.